Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Outlast'a hoş geldiniz. Şimdi bazı hatalarımız diyebilir. Abi sen zaten Outlast oynadın, neden başta oynuyorsun ki? Ben daha önce Outlast oynadığımız zaman bir FPS problemi vardı, iki grafikleri çok düşük seviyedeydi, şimdi orta seviyelerde, üç herhangi bir ışığım yoktu, yani yüzüm o kadar karanlık gözüküyordu. 4 mikrofonum birazcık kötüydü, arada cızırtı sesi çıkıyordu. 5 webcam vardı, bazılarına webcam'im hiç yoktu ama webcam doğrudan şey yapıyordu. Bir kocaman bir yer. Ah, kendi burnuma vurdum, acıyor. Neyse. Bayağı arkayı falan alıyordu. Yani yüzüm böyle küçücük kalıyordu ortada, böyle karınca gibi kalıyordu. Karınca gibi demişken, burası az önce karıncalarla kaynıyordu ama karıncalar hareket etmiyordu. İçeri soğuk şu anda. Şey, klima açtım, yoksa içeri durulmaz. Bilmeyenler varsa, şu anda Kıbrıs'ta yaşıyorum ve şeylere tatil veriliyor. Öğlenlere tatil veriliyor. Dışarıda kimse çalışmıyor. Yasak. Çok soğuk hava. 50'leri konuşuyorlar. 50'lerin üzerindeki dereceleri konuşuyorlar. Her neyse. Karıncalar çok sıcak olduğu için içeri girmişler. Genellikle böyle yapıyorlar yazda. Eğer bilmeyenler varsa. Ve içeride dinleniyorlardı. Koltuğumun dibinde dinleniyorlardı. Dinleniyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Koşmuyorlar. Gece kalıp götürmüyorlar. Dinleniyorlar. Duruyorlar. Neyse. Ben fazla uzatmadan hemen yeni oyuna başlayayım. Hard'da oynayacağız bu sefer. Outlast yoğun şiddet, kan, cinsellik ve argo dil içeriyor. Lütfen keyfini çıkarın. Haydi yoğun şiddet, kan, cinsellik ve argo dilin keyfini çıkaralım ahlarım. Adın Miles Upshur. Emin değilim nasıl okunduğunu. İtibar kazanmak için yeryüzündeki her cehenneme girecek kadar hırslı bir araştırmacı gazetecisinin başka bir gazetecinin araştırmaya cesaret edemeyeceği hikayelerin peşinden koşma isteğin benim muhtemelen ölümüm olacak. Bazı karanlık sırları gün yüzüne kavuşturman için bence o karanlık sırlar beni karanlığa çekecek ve onları gün yüzüne kavuşturamayacağım. Monte Massif Akıl Hastanesi bla 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 bla. Gazeteciyiz. Akıl Hastanesi'ne gidip oradaki haberleri yapacağız. Bu kadar. Ki ondan sonra kötü şeyler olmaya başlayacak. Bu kadar. Gördüğünüz gibi arabalar. Tarım Bakanlığı Müdürü Salazar. Espri yapacaktı ama çok fena olacaktı. Damızlık hayvan yetiştiricilerin bu hafta sonu Pueblo'daki Buello Avenue'de düzenlenecek bilmem şeylere. Ya okuyabiliyorsunuzdur inşallah şu anda altyazıları. Ben şey kaldım. Tamam, muhtemelen okuyorsunuz. Yani en azından altyazılar çok aşağıda değil, okuyabileceğiniz bir seviyede. Bazen altyazılar çıkmıyor çünkü ayrı bir program olarak şey oluyor. Yine Outlast'a başladık, 5 dakika. Şöyle yapmam lazım. Tamam. Şunu şöyle mi çeksek? Aynen. Geldik gene. Bak, şu sağ tarafa doğru park edeceğiz. Araba güzelmiş. İçi güzel görünüyor. Teyp birazcık eski gibi. Teyp. Radyo. Dosyamı aldım. Evet, biliyorum. Pillerimi aldım. Pillerimi çok seviyorum. Ve kameramızı da aldık her zamanki gibi. Bu arada bunu baştan çekmemin bir önemli sebebi daha ise birçok ahbabımızın Outlast çektiğimi bilmemesi. Outlast diye bir videoda şeylerin olduğunu bilmemesi. Ha, girip baştan izleyebilirler de evet, fakat ben baştan çekmek isterim. Hani şey olarak, kişisel olarak baştan çekmek isterim. Daha da bir zevk alacağımızı düşünüyorum böyle. Yeni görev Monte Akıl Hastanesi'ne falan gireceğim. Pil! İçeri, buradan neden giremiyorum ben? Star Wars'taki bazı güçleri beni tutuyor. Star Wars'taki değil, Sith'ler var bu oyunda. Her oyunda olduğu gibi ben bir Jedi'ım ve bu oyunlara Sith'ler var. Sith'ler beni gene kendi karanlık gücün karanlık tarafıyla şey yapıyor. Nasıl yapıyorduk ya? Kamerayı nasıl şey yapıyorduk ya? Şuna oturmuyorum değil mi? Tamam. Açıl. Susam açılmıyor. Susam bize küsmüş. Kapıları açmak için. Aç. Ha. Kameranı kaldırmak için sağ fare tuşuna bas. Aynen, böyle daha iyi. Böyle çok daha iyi.
Kamerayla çekip çekmediğimi nasıl anlayacağım ki? Hani daha doğrusu onu anlarım da kamerayla çekip çekmediğimden bana ne? Şuraları böyle bir göz atalım. Pencerelerde birileri var mı? Ha, evet, bu seriye baştan başlamamın bir sonraki koşmak için koşmayacağım ama şu an için koşmak istemiyorum. Mount Massive Asylum, aynen. Bam diye bir tane yüz gelecekti karşınıza. Yapay jumpscare yapmış şey. Kendim jumpscare yapmak istedim, olmadı. Şöyle içeri bakalım, hiçbir şey yok. Sanırım dışarının yansıması var. Ha, bu seriye baştan başlamak istememin bir diğer sebebi ise Atlas gizemleri üzerinde çalışmak istiyor. Şu Atlas gizemleri üzerinde çalışıyorum şu anda. O yüzden şey lazım bana, materyal lazım. Oyunu baştan oynamak gibi bir şey yoktur. Hani o kadar iyi bir şey olamaz. Buralara hep gideceğiz işte. Bu gördüğümüz her yere gideceğiz. Bir yeri gördüysen olay kaydedildi. Not defterine bir not ekleniyor. Okumak için N tuşuna bas. Monte Massive Akıl Hastanesi. Bu yere bakınca kendimi rahatsız hissettim. Monte Massive Akıl Hastanesi hükümet gizlilik skandalından dolayı 1971 yılında kapatılmıştı. Fakat sonrasında hayır kurumu kişvesi altında mı? Okuyamıyorum. 2009 yılında Murkoff psikiyatrik sistemleri tarafından yeniden açıldı. Cep telefonu şebekesi 1 mil geride aniden kesildi. Büyük ihtimalle bir sinyal bozucu şebekeyi kesiyor olmalı. Murkoff şirketi hayır kurumu maskesiyle bazı kayıtları gizliyor. Fakat bunu bir daha Amerikan topraklarında yapamayacak. Onları bu yerden çıkaran her neyse büyük bir şey olmalı. Nihayet bu pislikler, yanlış okumadım, gördüğümü görüyorum yazdığını, son adımını atmış olabilir. İnşallah öyledir ama öyle değil. Outlast 2'nin geliyor olduğunu biliyoruz. Olay kaydedildi. Notlar sadece kameran ile olayları görüntü değil zaman. Her tarafa bakacağız yani kamerayla. Kamerayı sürekli şey yapmamız lazım. Notlar açabilmek için. Kamera ile birazcık daha şey bir görüntüye sahip oluyoruz. Birazcık daha puslu bir görüntüye sahip oluyoruz. Çözmek için sol kontrol tuşuna basıldı. Ses geldi. Oo, orada birileri var. Orada küçük bir tane kulübe görüyorum. Yoksa şeyin diğer bölümü. Kapıyı açın, ben geldim. Ben kimim? Ben sizin bir arkadaşınızım. Neden aşağı gidemiyorum ben? Aşağı gidemiyorum çünkü Spider-Man'cilik oynamayı çok seviyorum. Örümceğim ben. Yakınlaştırmam gereken yer mi var acaba? Burada birisi mi vardı acaba? Muhtemelen orada birisi vardı ve kaçırdık. Şöyle gidelim ya. Acaba böyle daha mı hızlı gidiyoruz? Bak onu bilmiyorum. Buralarda kimler var? Aynen duyduğunuz gibi, daha önce de duyduğunuz gibi bu oyun hakkında bir tane gizem videosu yapacağım. O öyle bir video gelecek. Neden böyle bir ses çıkıyor? Böyle bir ses çıktığını hatırlıyor muyum ben? Hatırlamıyorum. Hatırlıyor muyum? Hatırlamam lazım. Bir boşluktan zıplamak için ileriye giderken space bar tuşuna bas. Tamam. Şuradan da zıplıyoruz değil mi? Ben zaten elimde kamerayla dolaşmayı çok severim, özellikle güvenlik görevlerinin olmadığı bir akıl hastanesinde bayılırım bu tür şeylere. No! Neden tam benim geldiğim sırada oluyor bu olaylar? Bu sefer piller için dört gözümü dört açacağım ahbaplarım. Dikkatli olan çok tehlikelidir. Naruto'nun şeyi gibi, 9 kuyruklu tilki modu gibi tehlikeli. Kullanmasını bilmediğiniz sürece tehlikeli. Sanki oyun birazcık değişmiş gibi, bana mı öyle geldi? Ha, böyle açıyoruz. Hop, okey. Burada pil var mı? Yok.
Pil 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 pil. Bakın. Savaş. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? İnsan korkuyor. Hadi canım diyecek bir sonradan. Acaba ne oyunu oynuyordum ben? Aa, doğru doğru. İleri geri gidiyorduk bunda değil mi? Güzel. Burada pil yok. Aralıktan geçmek için ilerliyorum. İlerlemeye çalışıyorum en azından. Pil. Ah, pil aldım. Çok süper. Burada bir şey var, bir şeyler var mı? Yok. Merhaba. Burada bir şeyler var mı? Ha, dosya. Bir okuyalım bakalım dosyayı. Yok, dosya buradan değildi. Dokümanlar. Bunları okursunuz siz. Zaten daha önce de okuduk. Ben bunları durduracağım. Dur bakalım bir okuyalım. Tabi durum hasta kendini yöneten Berrak Rüyal vakasında ilerleme sağladığını iddia etti. Görülmemiş ölçekte morfojenik motor aktivitesi gözlendi. Dördüncü evre hormon programına devam edildi. Teşhis. Spirometri hiçbir bronşiyal birikim tespit etmedi. Hematokrit santrifüj ayrılmış eritromitlerde başarısız oldu. Son derece endişe verici. MRI ritimsiz REM döngüsü olduğunu hesapladı. REM vakasında dengesizlikler... Tamam. Not herhalde. Bill annesinin Murkoff'a ve akıl hastanesine karşı olan dava durumunu sordu. Bu da güvenlikteki felaket ihlali ortaya koyuyor. Bill'in Dr. Traeger'in kanda gezen rüyaları gerçeğini bildiğine yönelik bir iddiası var. Not. Şirket kayıtlarında sadece tek Traeger ismi var. O da MRD'nin yöneticisi olan Richard Traeger. Ki kendisi profesyonel bir manyak olur. Tüm hasta bakıcılar ve güvenlik personeli sorgulanmalı ve kayıt güvenliği geliştirilip analitik biyometri sistemi geliştirilmeli. Murkoff psikiyatri sistemleri, Wall Rider projesi ki aynı proje sizi batıracak inşallah. Yerin dibine sokacak sizi inşallah ki muhtemelen de öyle olacak. Naha! Bunlar benim kanım mı? Ya benim kanım değil en azından ben mi yaptım bunları? Merhaba. Güzel cam vermiş burası. Camdan er çetim. Ha 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 ha. Pil var mı pil? Pil yok mu? Dolabı açamıyor muyuz? Havalandırma deliğine girmek için space bar tuşuna tuşu ile zıpla. Zıplamam gerekiyormuş ahbaplarım. Ben bol bol zıplayan bir adamım. Birisi mi gelecek? Neden bir müzik var? Abo. Oh tanrım. Yo. Bir şeyler oldu orada. Ben oraya geri dönüyorum. Bu ne lan? Oy yukarıda bir şeyler olmuş. Vay şerefsiz! Kilitledi kapıyı. Sen çok pislik bir insan çıktın dostum. Beni geldin buraya kilitledin. Hadi bakalım. Diye bir ses çıkıyor şu anda. Şu açabiliyor muyuz? Açamıyorum çünkü arkasında kutular var. Ben bu kutuları kaldırabilirim ama kaldıramıyorum çünkü kaldırmaya yönelik bir icat yok ortada. Pil. Çıkacağını biliyordum genelde korkuyor işte insan. Hayvan gibi ses koyunca onlar araya. Oluyor böyle şeyler. Oy, bundan da korktum. Her tarafta asılı cesetler var değil mi? Bir ses çıkıyor, bir de bu sesler çıkıyor. Burada pil falan yok mu ya? Oy, bundan da korktum ulan. Adamın orada olduğunu bilmiyordum ben.
Her tarafta insan parçaları var. Aa, ben bu oyunu başta oynuyorum. Neden bu kadar korkuyorum ya? Bizi öldürdüler. Serbest kaldılar. Varyantlar mı? Adam dedi, isim vermişsiniz, sınıflandırmışsınız. Burada pil yok mu? Ben mi kaçırdım ya? Koleksiyon, kafa koleksiyonu yapmışlar. Bunları Arjantin'de yakaladık. Şu ortadaki herifi King Kong'un olduğu yerde yakaladık. Kovatas adasında. Şu arkadaki kafaları şeyde bulduk. Bu arkadaki kafaları aldığımız insanları çöllerde yakaladık. Şunlar da Afrika'nın şeylerinde. Uy, orada birisi var, neyse. İçerideyim. Her yerde ceset var. Kan, yanık, işaretler. Kelleler barın arkasındaki şişeler gibi dizilmiş. Ölü Murkoff bilim adamları tavanda asılı rozetlerine Murkoff gelişim araştırma sistemleri yazıyor. Murkoff uzun süredir hayırseverlik derneği sömürüsüyle para kazanıyor. Carlos 3. dünya ülkeleri gibi milyar dolarlar ile oynuyorlar. Murkoff deli insanlarla dolu bir binadan para kazanmayı nasıl düşünmüş olabilir? Domuz gibi bir bilim üzerine oturtulmuş bir çeşit özel hareket polisi vardı. Buradan hemen çıkmam gerektiğini söyledi. Sonra da öldü. Arka plandan kafasına kadar bir kazık geçirilmişti. Ölmesi çok normal. buradan hemen çıkmam gerektiğini söyledi. Ha, geldiğim yoldan dönebileceğimi bilsem çok sevinirdim. Gelin yoldan geri dönemez misin? Ha, dönemeyiz. Adam çünkü bizi kilitlediler içeri. Camı kırıp çıkamaz mısın? Gözünü seveyim. Bir tane bir şey fırlat, kırılsın işte. Bu kadar mı angut bizim adam ya? Oy. Bu da biziz işte. Biz vampir miyiz ha? Yansımamız yok camda. Biz vampiriz arkadaşlarım. İşte gerçek bu. İşte Allah hakkındaki gerçek bu. Bizler birer vampiriz. Şunu açasım gelmiyor. Açayım mı acaba şunu? Açılmıyor. Şurada gidemiyoruz. Pil yok. Oh yo oh yo oh yo oh yo. Sen neden sağ tarafa doğru gittin ki? Beni kolundan mı? Oh, choke slam. Undertaker'ın choke slam'ı gibi choke slam. İşte bu. Hacı sen kimsin? İletişim. Adamla bir iletişimimiz var. Adamla bir telepatik bir bağlantımız var. Görüyorum. Merhametli tanrım, bana bir havari gönderdin. Canını kurtar oğlum. Sana çağrı var. Alo? Oradaki merhametli tanrı mı? Alo? Trollüyor musunuz oğlum beni? Çağrı yok. Trollüyorlar. Akıl hastanesinden kaç. Ana kapıları açmak için güvenlik kontrolüne eriş. Erişeceğim ama onları bu bölümde yapmam artık. Onları artık gelecek bölümde yaparım. Bu ne? Bunu çıkabiliyor muyum? Burası benim geldiğim yer değil mi? Dışarıda şeyler falan var. Aynen. Arabalar falan var. Senin kafan mı yok? Aynen. Orada gördüğümüz kafalar. İşte hepsi bu insanlara ait onlar. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu yüzden keyif almışsınızdır. Yüzden keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.